Başkanımız beni arayıp böyle bir durum var, ne dersin hocam dediğinde ben şöyle bir duraksadım önce. Yani mümkün olur mu olmaz mı diye bir aklımdan geçirdim. Ondan sonra tabii takımın içinde kafamda bir yerlere oturtmaya çalıştım. Ve eğer mümkünse böyle bir şeyin bize güç katacağını düşündüğümü ilettim. Ve yönetimimizi de tebrik ediyorum bu konuda. Gerçekten iyi bir transfer hareketi diye düşünüyorum. Ve takımımıza da güç katacaktır. Ben de anlam veremedim. Yani öyle bir şey yok. Biz buraya istifa etmeye gelmedik. Tabii ki işler kötü gider, bizim artık bu kulübe faydamız olmayacağına inanırsak tabii bunu da yaparız. Yani daha önce de yaptığımız kulüpler oldu. Öyle bir şey söz konusu değil. Gerçekten yönetimle beraber, başkanla beraber çok uyumlu bir çalışma içindeyiz. Birbirimizi anlıyoruz. Ve şu ana kadar her şey bizim için gayet olumlu. Hiçbir sıkıntı yok. Tabii transferde belki biraz yavaş hareket ettiğimizi düşünebilirsiniz ama transferler böyledir. Sabır ister. Özellikle son günler çok daha hareketli geçer. Bu her kulüp için böyle geçerli. Bizim için de böyle. Sabırla da bu çalışmaları da sürdürüyoruz yani. De tabii yani eskiden beri bizim zaten takibimizde olan, beğendiğimiz bir oyuncuydu. Daha önce burada oynaması da bence büyük bir avantaj. Kulübü tanıyor, Rize'yi tanıyor, Rize halkını tanıyor. Buranın hedeflerini biliyor. Onunla çalışmak bizim için de keyifli. Aramızda olduğu için mutluyuz. O da tabii Cemal'i orada tek gibi görünüyordu. Aslında Albert de bizim için iyi bir alternatifti ama Albert'in oynaması gerektiğini, oynayarak gelişmesi gerektiğini düşündüğümüz için onu isteyen bir kulübe göndermeyi tercih ettik. İnşallah orada daha çok süre alır. Biz de burada Cemal'i ve Eren'le beraber o bölgemizi kapatıp seneye çok daha güçlü bir kadro olarak sezona başlarız. Remi'de son durum, görüşüyoruz. Hem yönetimimiz görüşüyor hem biz kendisiyle görüşüyoruz. Onunla da herhalde birkaç gün içinde bir şeyler netleşecektir yani. Ayrılacağız mı, devam mı edeceğiz, nasıl bir şey olacak onunla ilgili şu anda pek bir şey söylemek istemiyorum. Yani bunu zaman gösterecek. Zaman gösterecek. Şu anda bir şey söylemek istemiyorum bu konuyla ilgili. Ya tabii şimdi başkanın söylemleri tamamen onu ilgilendirir. Benim onun üzerine bir yorum yapmam doğru değil. Biz tamamen sahadaki işimize odaklanmış durumdayız. Benim oyuncularıma sürekli söylediğim bir şey var. Yani maçlara çıkarken de sürekli söylerim. Bizim hakemle, rakiple, tribünlerle, rakip taraftarlarla veya şeyle işimiz yok. Başka hiçbir şeyle işimiz yok. Biz tamamen kendi işimize, sahada yapacağımız işe odaklanmalıyız. Biz bu şekilde devam etmek istiyoruz ve böyle de devam ediyoruz.